Peygamber Efendimizin doğum yılı. Nereden benim kızım? Değerlendirmişsin olsa bilmek zorunda değilim. Kusura bakma. Annesinin ismi? Onu da bilmiyorum. Babasının ismi? Onu da bilmiyorum. Bu yaştan sonra bilsem ne olacak, bilmesem ne olacak? Bana ne faydası var, ne zararı var. Onun için bilmiyorum. Kelime-i şehadet getirebilir miyiz? Ya onu da bilmiyorum. Var mı diyeceğim başka? Yok abicim, teşekkür ederim. Ateistim. Var mı başka diyeceğim? Ateistim, var mı başka diyeceğim? Senin peygamberin anasının babasının adından bana ne? Sen mi yaşadın devirde? Bu yaştan sonra bana faydası var mı? Babasının ismi nedir? Ebu Bekir. Hazreti Bekir. Bilmiyorum valla. Aile başlıyor. Hazreti Adem. Yapma. Çok çok eskiye gittin. O babaların babası oluyor. Peki annesinin ismi? Hazreti Havva. Sen çok geriye gidiyorsun. Hatırlamıyorum. Peygamber Efendimizin doğum yılı nedir? Peygamber. Onu bilemem. Ben bile unuttum. Ben bile unuttum. Vallahi ben bile unuttum. Peki annesinin ismi nedir? Amine. Evet. Babasının ismi? Ne, Abdullah mıydı? Peki doğum yeri neresidir? Medine mi? Yok. Mekke. Sen de bana hep din soruları soruyorsun. Vallahi ilk defa dediğin sorusu sordum. Ya Peygamber Efendimizin doğum yılı. Biliyordum ama unuttum. Kolay bir şey. Sor kızım, kolay olsun. Annesinin ismi? Emine. Amine, evet. Amine, ha. Babasının ismi? Abdullah. Vefat yeri? Mekke mi? Mekke. Peygamber Efendimiz hangi yılda doğdu? Ya ona gerek yok ama. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi yılda doğdu? İnanın bilmiyorum. Gün olarak biliyor muyuz? Hayır. Gün olarak birinin bildiğini de zannetmiyorum. Yani gün olarak herhangi birinin bildiğini de zannetmiyorum. Niçin? Ya çok eski bir tarih, çok doğru bir bilgi olduğunu zannetmiyorum yani. Birileri söylüyorsa da şu gün doğdu diye yani yıl olarak biliniyordur ama gün, ay olarak söylüyorlarsa da çok doğru olduğunu zannetmiyorum. Çok da önemi var mı onu da bilmiyorum zaten yani. Annesinin ve babasının ismini biliyor muyuz? Annesi Fatıma'ydı galiba. Yok bilmiyorum. Oo, Peygamber Efendimizin doğum tarihini bilmiyorum. Ama ben nasıl bilmem ya, görüyor musun? Bak ben kendimden utandım şu an. Esas. 500'lü yıllar desek. 511 miydi? Yalan söyleyeceğim, yalan da söylemeyeyim ama esasında bu bilgilerimi demek ki tazelemem gerekiyor. Evet, inşallah tazeleriz. Amin. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin ismi nedir? Ha, onları bilmiyorum. Ayşe. Değil. Benzer ama. Bir harf daha fazla ekleyip farklı. Ayşe miydi? Amine miydi? Evet, Amine. Amineydi. Babasının ismi? Çok eskilere götürdün bizi ya. Ben bu bilgilerim benim 6-7 yaşındaki bilgilerim. Şimdi 50 yıl geçmiş aradan. Babasının ismi Abdullah mıydı? Evet. Abdullah'tı. Bak onu unutmamışım. Maşallah. Peki doğum yeri? Mekke. Peygamber Efendimizin doğum yılı nedir? 571. Amine Hatun. Abdullah. Radiyallahu anh. Doğum yeri. Peygamber Efendimiz hangi yılda doğdu? 571. 571. Evet, ben anlamadım soruyu. Hemen cevap verdiniz. Peygamber Efendimiz nerede doğdu? Mekke. Ben bilmiyorum. Mekke. Annesinin ismi nedir Peygamber Efendimizin? Ben bilmiyorum. Ben biliyordum. Hayır ya. Unuttum. Neydi? Şu an. Unuttum. İpucu verelim mi? A ile başlıyordu. Yok vallahi ben bilmiyorum. Çıkmayacak ya. Heyecanlandım da. Yok. Vallahi bilmiyorum. Peki babasının ismi? Babasının ismini de bilmiyorum. Aile fertlerini bilmiyorum. Unuttum. Ya ben hepsini biliyordum, unuttum ya. Vallahi unuttum. YKS öğrencisiyiz de kafa kalmadı şu an. TYT'ye çalışmaktan. 571. Annesinin ismi? Hatice değil. Ayşe. Babasının ismi? Onları unutmuşum. Babasının ismi de aile başlıyor. Ben şarkıyı hatırlamaya çalışıyorum şu anda. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di, ilk sözü ümmet. Sonrası yok bende. Devamı yok. Bu kadar. Doğum yeri? Doğum yerini biliyoruz ya. Mekke. 571. Babasının ismi? Babasının ismi. Babasının ismi neydi ya? Dedesinin adı Abdülmuttalip. Babasının ismi? Babasının ismini bilmiyorum ya. Abdülkerim miydi? Abdullah. Evet. Tamam. Peki. Annesinin ismi? Halime.
Amine. Süt annesinin adı Halime. Tamam. Doğru mu? Doğru mu? Peki doğduğu yer? Mekke. 571. Annesinin ismi? Halime. Amine. Babasının ismi? Abdullah. Doğum yeri? Mekke, Medine. Mekke. 571. 571. Annesinin ismi? Annesinin ismi Amine. Amine. Babasının ismi? Abdullah. Abdullah. Sen kopyalamıştın. Ben vefat ettiği yer. Vefat ettiği yer Mekke mi? Tam bilmiyorum. Bilmiyorum. Mekke olabilir. Peygamber Efendimiz hangi yılda doğdu? Tam olarak bilmiyorum ama 500 olması lazım. 571 mi? Evet. Evet. Tamam. Annesinin ismi? Fatma mıydı, Ayşe miydi? Yok. Hatice, evet Hatice benim baban. Yok, Halime, tamam. Halime süt annesi. Bayağı sallamış. Halime süt annesinin ismi? Bilmiyorum. Neydi? Öz annesinin ismi. Öz annesinin ismini bilmiyorum işte, onu hatırlayamadım. Ama değil, Ayşe değil. Ah, hatırlayamıyorum ya. Amine. Ha, tamam. Peki babasının ismi? Onu bilmiyorum. Babası zaten doğmadan önce vefat ettiği için onu bilmiyorum. Çok araştırmamıştım onu. Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. İpucu da verdiler. Abdullah söylediler, o yüzden söylemiyorum. Doğum yeri? Doğum yeri Arabistan. Nerede doğdu? Mekke değil. Medine'de doğmuş olması lazım. Biraz oralarda. Medine'de doğdu, oralarda. Yakın çevrelerde diyorsun. Bence evet. Hayır, orada doğmadı. Doğdu yine. Mekke'de doğdu. Hı. Evet, Mekke'de doğmuş. Zor zaten Medine. Medine'de vefat. Tamam, evet. Süt annesinin ismi Halime. Evet. İlk eşinin ismi? İlk eşi... Vallahi onu unuttum. İsimler benzer aslında. Emine... Yok, annesinin ismi de Amine. Annesinin ismiydi Amine. Süt annesinin ismi Halime, ilk eşinin ismi de Hatice. Hatice, ha Hatice, ha, pardon Hatice. 571. Evet. 638. Annesinin ismi? Babası Abdullah. Annesi? O da aile başlıyor. Amine. 20 Nisan 571. Babasının ismini bilmiyorum. Annesinin ismi? Amine. Doğum yeri neresidir? Yeri Mekke. Annesinin ismi? Amine'dir. Babasının ismi? Abdullah'tır babamız. Halime. Halime. Evet. Halime, evet. İlk eşin ismi? İlk. İlk eşin ismi? Eşi mi? Amine. Yok, öz annesi onun ismi. Eşi? Evet. Hatice. Evet. Evet. Bir daha alabilir miyim? Hatice-i Kübra.